Selamlar gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT matematik çözümlerine devam ediyoruz. Son bölümdeyiz biliyorsunuz. Tekrar permütasyon 5 testindeyiz. Hazırsanız bilgi notuyla başlıyoruz. Evet, tamam birbirinden farklı olmayan n tane elemanın n1 tanesi aynı türden ve özdeş, n2 tanesi aynı türden ve özdeş bu şekilde devam edip n r tanesi aynı türden ve özdeş ise bu n tane elemanın yan yana farklı sıralanışına biz tekrar permütasyon diyeceğiz ve n faktöriyel bölü tekrar edenleri oranlayacağız. n1 faktöriyel çarpı n2 faktöriyel çarpı ne kadar tekrar ediyorsa n r faktöriyeli kadar oranlayacağız. Buradan çıkan sonuç bizim tekrar permütasyonumuzun sonucu olacak. Sorulara bakıyoruz. Birinci sorumuzda alma sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek 4 harfli kaç farklı sözcük oluşturulabilir? Şimdi a, l, m, a harfleri 4 tane olduğu için 4 faktöriyel şekilde sıralanır ama bazıları aynı sözcük olur. O yüzden o bazılarını elemek için 2 tane aynı tekrar eden a'yı 2 faktöriyel olarak oranlamam lazım. Buradan da 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diye yazılır. 2 faktöriyeller birbirini götürürse 4 kere 3'ten 12 tane farklı kelime yazılır. Cevabımız C şıkkı. Benzer şekilde ikinci soruya bakıyoruz. Sayısının rakamları yer değiştirilerek 6 basamak kaç farklı sayı yazılabilir? Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakam. 6 faktöriyel şekilde sıralanacak. Aynı olanları elemem lazım. O yüzden 3'ler aynı. 3 faktöriyel diyorum. Çarpı diyorum. 5'ler aynı. 2 faktöriyel. Buradan 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de 2. 3 faktöriyeller gitti. Şöyle 2 ile isterseniz 4'ü sadeleştirelim. 5 kere 2 10. 6 ile çarparsam da 60 tane farklı sayı yazmış oluruz. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sayısının rakamları yer değiştirilerek 6 basamak kaç farklı sayı yazılabilir? Evet, kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamdan. Bakın 1'ler 2 tane 2 faktöriyel çarpı 0'lar 3 tane 3 faktöriyel. Şimdi buradan bulduğumuz şey 6 basamaklı olmayacak. Çünkü 0 başa geldiğinde bunu 5 basamaklıya döndürebilir. Bundan dolayı başa 0 gelme durumlarını çıkaracağım bu sayılardan. Bir bulalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gidecek. Şöyle 2, 5 kere 2 10, 6 ile çarparsam 60 tane sayı yazabilirim. Şimdi bu 60 sayının 0 başa gelme durumu var. 0 başa gelme durumunu inceleyelim o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaktan bir tanesi en baştaki 0 olursa bu sayı 5 basamaklı olacağı için bunu istemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu istemediklerimi çıkaracağım. Nedir bunlar? Kaç tanedir bulalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel bölü bir tane 0 attığım zaman kaç sayı kalıyor? Şuraya yazalım. 1 kalır, 1 kalır, 2 0 kalır, 1 de 3 kalır. Bu 5 tane sayının 2 tanesi 1'dir. Aynıdır yani. 2 tane 0'dır. Onlar da aynıdır. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 diyelim. Şunlar gitti. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 kere 2 6, 6 kere 5'ten de 30 tane 0'ın başa geldiği sayılardan oluşuyor. Bunları birbirinden çıkarıyorum. 60 eksi 30'dan da 30 tane istediğim 6 basamaklı sayıya ulaşıyorum. Cevabım B şıkkı. Dördüncü sorudayız. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 4 rakamları yan yana gelmeyecek biçimde 6 basamak kaç farklı doğal sayı elde edilir? Şimdi 4 rakamları yan yana gelmeyecek. O zaman tüm durumları bulalım. 4 rakamların yan yana geldiği durumu bulup bundan çıkarırsak yan yana gelmediği durumları bulmuş oluruz. Şimdi tüm durum diyorum. Tüm durum. Evet. Buradan kaç tane sayımız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımız 6 faktöriyel şekilde sıralanacak. Aynı olanlar 2'ler 2 tane 2 faktöriyel, 3'ler 2 tane 2 faktöriyel, 4'ler 2 tane 2 faktöriyel şekilde yazdım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 diye yazdık. Şu 2 gitti. Şöyle 2'ye bölelim. Şurası da 3 olsun. Buradan ne geldi? 3 kere 3 9, 5 kere 2 10, 90 geldi. Bütün durumlar 90 tane sayıymış. 4 rakamı yan yana gelmeyecekse 4'ün yan yana gelmesini bulalım. 4 yan yana diyorum. 4'ün yan yana gelmesi nasıl olur? 4 4 paket olur. Diğerleri 2 2 3 3 şekilde olur. Bunları sıralayacağız. 1 2 3 4 bir de paket 5. 5 faktöriyel şekilde kendi aralarında yer değiştirecekler. Bakın ikisi aynı 2 faktöriyel. 3'ler de 2 tane aynı 2 faktöriyel. Bu paketten başka aynı bir paket olmadığı için 12'de saymıyorum. O yüzden sadece bu kadar. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2. Şunlar 4'ü götürsünler. 3 kere 2 6, 6 kere 5'ten de 30 tane 4'ün yan yana olduğu sayı oldu. Birbirinden çıkarttığım zaman da 60 tanesi yan yana gelmeyecek olan sayılardır. Cevabımız E şıkkı. Evet, 5. sorudayız. Şekildeki balonlar patlatılacaktır. Bu balonlar her ipteki en alttaki balonlardan başlanıp patlatılması koşuluyla kaç farklı şekilde patlatılabilir? En alttakilerden başlıyormuşuz. Mesela buna A diyelim. Bu da A balonu, bu da A balonu olsun. Bunlar da B balonları olsun. En alttan başlayacaksak nasıl yapabiliriz? Mesela A'yı patlattık. Sonra bir tane daha patlatalım. Bir tane daha patlatalım. Sonrasında B'ye geçelim. B alttan şunu patlattım. Sonra bunu patlatıyorum. A, 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 B, B gibi bir sıralama oldu. Veya nasıl olabilir? A'dan patlatırım. Sonra gelir B'den patlatırım. Sonra A'dan patlatırım. Sonra B'den patlatırım. B biter. En sonunda da A'dan patlatırım. Yani 3 tane A, 2 B. Yani nasıl patlatırsanız patlatın. Sonuçta 3 tane A, 2 tane B geliyor. Demek ki sadece bunu değiştirerek, tekrar permütasyonlarını da oranlayarak, bularak kaç farklı şekilde patlatıldığını bulabiliriz. Yani 5 farklı şekilde, 5 farklı şekilde sıralanır. Aynı olanlar A'lardan 3 tane, B'lerden de 2 tane. Bu durumda 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2. 3 faktöriyeller gider. Şurası 2. 5 kere 2'den de 10 farklı şekilde bu sıralamayı yapabiliyormuşuz. Cevabımız E şıkkı. Evet, 6. sorudayız. Rukiye renkleri dışında özdeş olan yukarıdaki 2 sarı, 1 siyah, 2 mavi, 1 pembe olan 6 küpü aşağıdaki küpü üst üste koyarak kuleler yapıyor. Rukiye'nin renk bakımından kaç farklı kule yapabildiği soruluyor. Peki ne var burada elimizde? 2 tane sarı, 2 tane mavi, 1 siyah, 1 pembe var. Bunları sıralayacağız arkadaşlar ve kule yapacağız. Kaç farklı şekilde sıralanabilir aslında sorusu. 2, 4, 6 farklı renk var. 6 faktöriyelden ikisi sarı olduğu için 2 faktöriyel çarpı ikisi mavi olduğu için 2 faktöriyel, diğerleri zaten birer tane olduğu için yazmaya gerek yok. Buradan 6, 5, 4, 3, 2 bölü 2 çarpı 2 yazdığımızda 2 kere 2 4'ü götürsün. 6 kere 5 30, 3 kere 2 6, 6 kere 3 18, bir de yanına 0. 180 farklı kule yapabiliyormuşuz. Cevabımız C şıkkı. 7. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki panoda verilen şekillerin yerle değiştirilerek kaç farklı görüntü elde edilebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktöriyel. Aynı olan şekiller 2 tane daire 2 faktöriyel çarpı üçgen 2 faktöriyel. Kalpte zaten aynı 2 tane var. O da 2 faktöriyel. 6, 5, 4, 3, 2 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2. Şu 2 gitsin. Şu 2 kere 2 de 4'ü götürsün. 6 kere 5 30 çarpı 3. O da 90 olarak farklı görüntü elde ederiz. Cevabımız E şıkkı. A değil E. 8. sorudayız. Şekil 15 tane birim kareden oluşmaktadır. A kentinden C kentine gidecek olan bir kişi B kentine uğramak şartıyla en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? A'dan B'ye gidecek, B'ye uğrayacak, C'ye gidecek. Peki hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir güzergah belirliyorum. Mesela şöyle 2 düşey, sonra 1 yatay, sonra 2 düşey, bir tane daha düşey, 2 yatay olarak giderse C'ye ulaşır. Artık buradan hangi güzergahı belirlediğinizin önemi yok. O yüzden öncelikle A'dan B'ye gitsin. Sonrasında B'den C'ye gitsin. A'dan B'ye gittiği 1, 1, 2, 3 tane yol. 3 faktöriyel bölü. 2 tanesi düşey olduğu için düşey, düşey, 1 yatay. Düşey, düşey, 1 yatay belirlediğim için 2 tane faktöriyeli aynı düşeylerden. Çarpı diyorum. B'den C'ye gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel bölü. Düşey, 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 yatay, yatay olarak gittik. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de buradan geldi. Çarptığım zaman şu 3 faktöriyeller gitti zaten. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2 dediğimizde 4'ü götürsün. 3 kere 2 6, 6 kere 5'ten de 30 farklı yol bulunmuş olsun. Cevabımız A şıkkı. 9. sorudayız. Elif aşağıdaki tabloda verilen kalem defter silgilerini aşağıdaki kurallara göre kullanıyor. Her liste numara sırasına göre kullanılacak ve ilk başta verilen araç kullanılmadan diğerine geçilmeyecektir. Liste sırasına göre kullanacakmışız. Kullanacağı araç gereçleri karışık olarak seçebilecektir. Yani kalemden deftere, defterden silgiye geçebilirim. Kullandığı araç gereç bitmeden diğerine geçmeyecektir. Tamam. Elif kırtasiye malzemelerini kaç farklı şekilde sırayla kullanabilir? Şimdi 9 tane malzememiz var. Kalemlerden 4 tane. Defterlerden 3 tane, silgilerden de 2 tane. Toplamda 9 tane malzeme var. Liste numarasına göre kullanacağız. Yani renklerin bir önemi yok. O yüzden liste sırasına göre 9 tane faktöriyel, 9 faktöriyel bölü 4 tane faktöriyel, burada 4 tanesi aynı. Burada da 3 tanesi aynı, 3 faktöriyel. Burada da 2 tanesi aynı, 2 faktöriyel şekilde farklı şekilde seçebilir. O zaman 9, 8, 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel diyorum. 4 faktöriyel çarpı 3 kere 2 de 6'dır, çarpı 2. 4 faktöriyeller gitsin. Şu 6 gitsin. Şu 2'yi de 4 yapalım. 8'e sadeleştirelim. Buradan 7 kere 5 35 çarpı 4 kere 9 36. Bunları da çarparsak ne gelir? 1260 gelir. Cevabımız Denizli. 10. soruyla devam ediyoruz. Şekil 9 tane birim kareden oluşmaktadır. A kentinden C kentine en kısa yoldan B kentine uğramadan kaç farklı şekilde gidilir? Evet, A kentinden C kentine gideceğiz. B kentine uğramayacağız. Peki o zaman olabilecek tüm durumları bir bulalım. B'ye uğramak, uğramamak falan şartını düşünmeden A'dan C'ye gidiyoruz şimdi. A'dan C'ye giderken tüm yolları bulmuş oluruz. Peki geliyorum, A'dan C'ye gidelim şöyle. 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel şekilde gittim. 1, 2, 3 tane aşağıya doğru 3 faktöriyel. 1, 2, 3 tane de yana doğru 3 faktöriyel. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 6. 3 faktöriyeller gitti. Buradaki 6 da gitti. 20. Farklı yoldan tüm yolları bulmuş olduk. Şimdi B'ye uğrayalım. B'ye uğradığımız yolları bulalım. A'dan B'ye, B'den C'ye. Onu da kırmızıyla gösterelim. 1 yatay, 2 dikey olsun. A'dan B'ye giderken 3 faktöriyel şeklinde 3 farklı yol buluruz. Sonrasında da zaten 1 yatay, 2 düşey olduğu için 2 düşeyi de 2 faktöriyel olarak yazdığımda A'dan B'ye bulmuş olurum. Çarpı diyorum. B'den C'ye geldiğimde 1, 2, 3 faktöriyel bölü 2 yatay, 1 dikey, 2 yataya da 2 faktöriyel dediğimde B'ye uğradığı yolu bulurum. Buradan 3 faktöriyel 6 bölü 2 çarpı 6 bölü 2. 3, 3, 9. 9 farklı yol B'ye uğrayarak gidildiği yoldur. Uğramadan dediği için B'ye uğradığı yolu bulmuştuk. Uğramadığını bulmak için 9 çıkarıyorum. 11 farklı yolda B'den uğramadan geçecek. Cevabımız C şıkkı. Evet, 11. sorudayız. Rakamları çarpımı 7, rakamları toplamı 77 olan kaç farklı dalsı yazılabilir? Rakamları çarpı 7'ymiş, toplamları da 77'ymiş. Böyle bir sayı düşünürsek nasıl olabilir? Mesela birler basamağı 7 olsun. Toplamı 77 çarpımı 7 olacağına göre diğer basamakları 1, 1, 1, 1 dersek çarptığımda 7 olur. Topladığımda da zaten bir kaç tane? 76 tane 1 olacak. Yok, 70 tane 1 olacak. 70 tane 1 olacak. Bir de birler basamağı da 7, 77 olacak. Yani 71 basamaklı bir sayı oluşturduk şu an. 71 basamaklı. Tamam. O zaman bu 71 basamağı 71 faktöriyel şekilde sıralarım. Aynı olan da 70 tane 1 var. 70 faktöriyel. 7'yi de yazmamız zaten gerek yok. 7 bir tane durumdur zaten. Buradan 70 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel, pardon 71 çarpı 70 faktöriyel diye açarsak 70 faktöriyeller birbirlerini götürecek ve 71 çıkacak. Dolayısıyla 71 farklı dal sayı bu şekilde yazılabilir diyeceğiz. Cevabımız A şıkkı. 12. sorudayız. Yandaki şekilde çizgiler boyunca hareket edip en kısa yolları kullanarak A'dan B'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi bu kareler şurası da dolu olsaydı arkadaşlar, o zaman belli bir güzergah belirleyecektik. Bu kaçsa artık aynı olanları da oranlayarak tekrar permütasyon oluşturacaktık. Ama burada bir farklılık var. Yani burada bir çizgi yok. Dolayısıyla bunu tek tek düşünmemiz gerekir. Şimdi A'dan B'ye geldiğim zaman öncelikle diyelim ki şöyle gelsin. Bu yoldan buraya kadar gelsin veya buraya kadar gelsin. Sonrasında bu çizgiyi takip edip B'ye ulaşacak. Veya arkadaşlar şöyle devam etsin. Buraya kadar geldikten sonra yine bu çizgiyi takip edip B'ye ulaşsın. Bu iki farklı durumu hemen değerlendirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü 3 yatay 3 dikey olduğu için 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı, buna da 6 yazdım. 3 faktöriyel 6 gitti. 5 kere 4'ten 20 farklı durum geldi buradan. Birinci durumdan. İkinci duruma geldiğimde şu kısma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 faktöriyel bölü 4 tane dikey olduğu için düşey veya 4 faktöriyel oranlıyorum. Buradan da 5 çarpı 4 faktöriyel, 4 faktöriyeller birbirlerini götürdü. 5 farklı yol geldi. Sonrasında da zaten bu çizgiyi takip edip B'ye ulaşırlar. Toplamda 25 durum olduğu için cevabım E şıkkı. Veya arkadaşlar bir başka yol olarak da şu şekilde bunu da göstermek istiyorum. Şimdi A'dan B'ye gideceğimiz, bakın şu güzergahı takip edersek bir farklı yoldan, şu anda hepsini bir bir olarak yazıyorum. Bir farklı yoldan gidilir. Sonrasında sağ tarafa doğru da bir farklı yoldan gidilir. Bunlar da bir 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 diye devam eder. Bundan sonrasında bakın A'dan çıktığım zaman bu noktaya bir dikey bir yatay olarak, buraya geldiğimde bir birden iki farklı yol gitmiş olurum. Buraya geldiğimde bir dikey iki yatay, toplamda 3 yol gelmiş olurum. Buraya geldiğimde 4, buraya geldiğimde 4 bir daha 5 farklı yoldan geldiğimi bu şekilde de bulabilirim. Sağ tarafa devam ediyorum. 2 buradan, 1 buradan, toplamda buraya 3 farklı yoldan gidecek. 3 buradan, 3 buradan 6, 6 4'ten de 10. Buraya kadar geldiğimde 10 farklı yol olmuş olacak. Aynı şekilde 1 3'ten 4, 6 4'ten 10, 10 10'dan 20. Yani bu noktaya geldiğimde 20 farklı yol olmuş olacak. Biz az önce 20'yi ve 5'i bulmuştuk. Bunların da toplamı 25 olmuş olur. Bu da kısa yol. Size ikinci bir yol olarak da anlatmak istedim. Bir sonraki soruya geçelim. 13. sorudayız. Yukarıdaki aynı renk bilgiler özdeş olduğuna göre bu bilgilerden en az bir tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi en az bir tane dediği için mesela bir tane seçelim. Sonra 2 tane seçelim. Bu şekilde devam edelim. 3 tane seçelim. 4 tane seçelim ve zaten 4 tane var. 4 tane olma durumu mavi, mavi, sarı, sarı. Zaten mavi, mavi, sarı, sarı şeklinde seçeceğiz. Bunların sırasının önemi yok. Sadece seçtiğimiz sonucu soruyor. Seçtiğimiz sonuç burada bir tanedir. Bir tane. 3 tane olduğu zaman onu sonra geçelim. Birden başlayalım. Bir tane de ya bir tane mavi seçerim ya da bir tane sarı seçerim. Yani toplamda 2 durumum var. 2 tane seçtiğim zaman ya mavi mavi seçerim, ya sarı sarı seçerim, ya da mavi sarı seçerim. Toplamda 3 farklı durum seçebilirim. 3 tane olduğunda da mavi mavi seçtikten sonra sarı da seçebilirim. Sarı sarı seçtikten sonra mavi seçebilirim. Başka da bir durum yok. 2 farklı durum da buradan gelecek. Toplamında 2, 2, 4, 3 daha, 7, 1 daha, 8 farklı durum seçilmiş olur. Cevabımız D şıkkı. Evet, 14. sorudayız. 4 farklı önermenin doğruluk durumları incelendiğinde en az 3'ünün aynı olduğu kaç farklı durum vardır? Doğruluk durumları dediğimiz doğru olursa 1, yanlış olursa 0 olan durumlardır. 4 farklı önerme olduğuna göre. Bunlar nasıl seçilebilir arkadaşlar? Şimdi 1, 1, 1, 0 olabilir. 3'ünün doğru, 1'inin yanlış olduğu. Ya da 0, 0, 0, 1'inin doğru, 3'ünün yanlış olduğu. Ya da işte 1, 1, 1, 0, 0 şeklinde. Onların hepsini yazalım isterseniz. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 hepsinin yanlış olduğu. Başka? Şimdi başka da en az 3'ünün aynı olduğu yok. Diğerlerinde 2 durum aynı olacak. 0, 0, 1, 1 de mesela 2 tanesi aynı olacak. O yüzden 0, 0, 0, 0'ı sağlayan bir durum var. Aynı şekilde bunu da sağlayan bir durum var. Bunu sağlayan arkadaşlar. Şimdi 3 tane 0, 1 tane 1. 4 faktöriyel bölü 3'e aynı 3 faktöriyelden 4 durum gelir. Bu da aynı şekilde 4 faktöriyel bölü 1'lerden de 3 faktöriyel aynı olduğu için de 4 durum da buradan gelecek. Peki. Toplayalım toplam durumları. 4, 4, 8, 1 daha 9, 1 daha 10. 10 farklı durumumuz olacak. Cevabımız D şıkkı gelmiş oldu. 15. sorudayız ve son sorumuzdayız testimizin. A ve B yolunda bulunan 6 otomobil C yoluna kaç farklı şekilde geçebilir? Peki C yoluna geçeceklermiş. Bakın maviler var ve morlar var. Ya da kırmızı ya da pembe diyelim. Şimdi bu nasıl olabilir? Öncelikle şöyle bir düşünelim. Mavilerden mavi geçsin, sonra mavi geçsin, sonra kırmızı geçsin, sonra mavi, 2 tane de kırmızı sona kalsın, sırasıyla C yoluna geçsinler. Ya da tam tersi, önce mavi sonra kırmızı, işte kırmızı mavi falan şeklinde, tam tersi şeklinde istediğim şekilde sıralanabilir. Ama bu adet sayısı değişmez. Yani mavilerden 3 tane, kırmızılardan 3 tane olduğu için toplamda 6 faktöriyel şekilde aynı olanları tekrar permütasyon olduklarından oranlıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 6. Şunlar gitti, 6'lar gitti. 20 farklı şekilde C noktası yoluna geçmiş olduğunu görmüş oluyoruz. Evet gençler, testimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki testimizde yine aynı şekilde konu tarama testiyle devam edeceğiz. Eğer videomuzu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız bizi desteklemek için abone olursanız çok çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.